Basırım abi lan bunu. Beni niye alıyorsun ki basırım? Kartımı. Senin bir kartın mı lan? Alın da böyle alın da gelin. Basırım. Video çekerken alandan gözaltına alındım. İlk başta bana yöneltilen suçlama halka kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçlamasıydı. Sonra savcılık beni Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklamaya sevk etti. Savcı bana herhangi bir soru bile sormadı. Hak ihlallerini görünür kılmak, hakların tanınması ve korunması açısından çok önemli. Bu anlamda hakikati görünür kılmak için de bizim sözümüzü söyleyebilme, hakikati dile getirebilme özgürlüğüne, yani ifade özgürlüğüne ihtiyacımız var. İfade özgürlüğüm benim üretim araçlarımın parçasıdır. Yani benim elimden, bilim insanlarının elinden ifade özgürlüğünü aldığınız zaman esasında yaptığım iş tamamen boşa düşer. Ya da çok içselleştirdiğim için muhtemelen artık otosansür yaptığımı bile fark etmiyor olabilirim. Bazen de bunu düşünüyorum tabii. Özgürlük ortamı daraldıkça sanatçıların yaratım nitelikleri de kendilerini ifade güçlerini de azaldığını düşünüyorum. Aslında rahatlıkla söyleyebileceğimiz cümleleri bile ne yazık ki kısıtlamak, işte küçültmek, yumuşatmak durumunda kalınıyor. Ve bazen de hiç konuşacak birilerini bile bulamıyor olabiliyoruz. Öncelikle tabii ifade özgürlüğünün kısıtlanması toplumun bilgi alma hakkını da ortadan kaldırıyor. Yani sadece ifade özgürlüğü hakkımızı ihlal etmiyor. Aynı zamanda toplumun da bilgiye erişmesiyle ilgili sorunlar oluyor. Bu ülkede yaşanmış pek çok acı toplum tarafından farkındalık geliştirilmeden gerilerde kaldı, halının altına süpürüldü. Ve bu aynı zamanda bir adalet duygusunu toplumda tesis edemediği için kaçınılmaz olarak toplumda yarılmalara da yol açtı. Camın köşesinde bir tank mermisi duruyor ve tank mermisi patlamasıyla uyumlu olabilecek yanıklar, bütün o yıkımı görmek mümkün. 2000'den fazla bu suça ortak olmayacağınız imzacısına açılan 450 dava, birbirinin tıpkısının aynısı iddianamelerle hem de. Tamı tamına 17 sayfa iddianame. Sırf isimleri değiştirilmiş. Bazen isimler birbirine karıştırılmış. Düşmana düşman hukuku uygularsın. Nitekim bize uygulanan da ifade hakkı özgürlüklerine saldırı falan değil, düşman hukuku uygulandı. Herkes, yani burada imza koyan 1128 kişi birinci aşamada, daha sonra destek imzası veren 2300'e yaklaşan insandan, akademisyenden, Türkiye'nin 100'den fazla üniversitesinde çalışan akademisyenden her biri farklı şekillerde karşılaştılar. Akademi içerisindeki hiyerarşide daha kırılgan olanlar daha büyük bir bedel ödemek zorunda kaldı. Barış Akademisyenleri davası daha büyük ve açık bir tasfiyenin emaresidir. Terör örgütü propagandası yapmaktan bazen terör örgütünü yardım ve yataklık yapmaya dönüştü o suçlama. Yargılanmaya başladık ve 3 seneyi aşkın bir sürede 900'e yakın akademisyen, 3000'e yakın celseyi ortak takip ederek önce her gün, daha sonra her hafta basın açıklamalarıyla o haftanın ifade özgürlüğü, akademik özgürlükler, toplumsal barış gündemiyle bize yapılan çullanmayı, bizim üzerimizde denenen o içimizdeki düşman ilan etme sürecini ilişkilendirerek, yani esasında bir şeyin sesi olmaya çalışmıştık. Olmaya çalıştığımız sesin çizgisini korumaya çalışarak hem kendi hakkımızı savunduk hem de bizi başta o hedef tahtasına koyan şartları unutmamaya çalıştık. İnsan hakları mücadelesinin bir terör faaliyeti gibi tanımlanmaya çalışıldığını görüyoruz. Örneğin Eren Keskin'in hayatı boyunca şiddete karşı mücadele etmiş bir insan olarak, insan hakları savunucusu olarak silahlı terör örgütü üyeliğinden ceza alması gibi. Gazeteciler olarak bizim ifade özgürlüğümüz evet önemli ama haber kaynaklarının kendilerini ifade ettikleri zaman herhangi bir durumla, bir suçla karşı karşıya kalma potansiyeli bizim de yaptığımız haberleri etkiliyor. Susmak aykır, özgür başın haktır. 15 Temmuz'dan sonra sivil topluma yönelik çok ciddi baskılar oldu ve hani mesela benim şahsen bilgi aldım.
bazı işte ne bileyim işte STK'lar kapandı. Ben diyelim ki Van'da bir kadın intiharıyla ilgili haber alacağım. Şimdi benim orada normalde işte bir dernekte çalışan arkadaşlarım var. Ararım işte böyle bir şey var, doğru mu? Şimdi sen onu kapattın. Ben mesela bir gazeteci olarak kimden haber alacağım? Sıranın akademiye geleceği de belliydi. Şimdi önce ordu nispi özelliğini kaybetti bu tekelleşme içerisinde. Sonra basın kaybetti, yargı kaybetti. Yani akademiye geleceği belliydi. Barış için akademisyenler olmasa başka bir vesileyle bence bir saldırı olup bir tedil politikası uygulanacaktı. Bu ikinci boyutu. Üçüncüsü de tabii kültür savaşı olarak bunu gösterilmesi. Barış talebinin bir suç olamayacağını bir kez daha dile getirmek için buradayız. Ankara'da kaykayla yüzlerce atılan arkadaşımızın destekleme eyleminde cübbeleri ayağının altında elip ezerken o cübbeleri alıp Muhtarlar Akademisi'nde muhtarlara giydirdi. Bu çok basit bir esasında klasik bir faşizmin anti-entelektüelist oyunu. Yani anti-entelektüelizm olmazsa faşizm olmaz. Yani bir kültür savaşı olarak ne yapacak? Onlar ayrıcalıklı kesim. Yani kültür şimdiye kadar kültürel hegemonya onlardaydı. Şimdi biz de. Şimdi ne yapıyoruz? O zaman aynı o kültür ürünlerini alıp o cübbeyi mesela muhtarlara giydirmek. Muhtarların önünde barış akademisyenleri hakkında işte içteki düşman terörist diye konuşma yapmak. İki tane somut örnek vereyim. İkisi de tesadüfi Barışçı'nın akademisyenlerden olan sevgili Bülent Şık ve Onur Hamzoğlu. Biri halk sağlıkçısı, diğeri gıda mühendisi. Hamzoğlu Dilovası'ndaki çocukların, annelerin sağlığının tamamen oradaki üretim süreçleri yüzünden bozulduğunu, yani doğduğu andan itibaren hatta anne karnında çocukların kansere meyilli doğduğunu gösterdiği için sanayiciler tarafından, daha sonra üniversitenin rektörlüğü tarafından, belediye tarafından hedef haline getirildi ve uzun davalarla taciz edildi. Bizlerden de sessiz kalmamız, yaşadıklarımızı unutmamız, itaat etmemiz ve hakikatin yok edilmesine tanık olmamız isteniyor. O kadar asli meselelerden bahsediyoruz ki. Ve onların hakkında bilgi alamadığımız zaman, onların hakkında alabileceğimiz bilgi üretilmediği zaman çok şey kaçırıyoruz. Yani bu herkesin bu konuda ifade özgürlüğü ihlalleriyle ilgili dayanışmak gerçekten ya benim ekmek derdim var, benim başka dertlerim var diye kenara koyabileceği bir şey değil. Bu bizim hepimizin gündelik ekmeğimiz yani. Galatasaray Lisesi'nde orada biz 8 aydır basın açıklamasına müsaade etmiyoruz. Tamam, biz de Fransız konsolosluğunun önünde verdik. Fransız'da da vermiyoruz efendim. Oradan kalkacağız. Orada da vermiyoruz. İfade özgürlüğü olmadığı bir ortamın varlığının bizi aç bıraktığını, bizim ilaca erişimimizi kısıtladığını, bizim en temel işte barınma gibi ihtiyaçlarımızı etkilediğini anladığımızda ve bunu gündelik yaşantımızda gördüğümüzde o zaman sanırım bunlar hepsi bitecek yani. Topluma bir korku yayma sadece toplumun hakikati bilme hakkını ortadan kaldırmıyor. Toplumda bu baskıyla bir korkutma, sindirme, yıldırma da sağlıyor. Ama bir yandan da insan hakları mücadelesinin varlığı o toplumdaki korku halini ortadan kaldıran bir durum. Biz bir dayanışma başlatmıştık. Neden başlatmıştık? 90'larda binası bombalanan, gazetecileri öldürülen Özgür Gündem'in yeniden saldırı altında olmasıyla birlikte biz onların yanında durma sorumluluğu yerine getirmiştik. Tabii ki dayanışma cezasız kalmaz bu ülkede. İfade özgürlüğüne tahammül mümkün olmaz. O nedenle hızla bir cezalandırma süreci ama garip, eşitsiz, anlaşılmaz bir cezalandırma süreci olmuştur. Burada dostların dayanışmasını görüyorsunuz. Evet, dayanışma esas. Biz cezasız kalmayacağını bile bile bu dayanışmayı başından beri sürdürüyoruz. Bugün Çağlayan'dayız. Dün Kadıköy'deydik. Ondan önceki gün Boğaziçi'ndeydik. Bu sene 2020'de gördük biz bunu. İşte 106 yıllık tarihinde bir ilk olarak şehir tiyatrolarının işte Kürtçe bir oyun sahnelenecekti ve son anda kaymakamlık kararıyla yasaklandı. Polis geldi salona oyuna saatler kala. Engellenmesiyle beraber engellenme biçimi de çok keskin. Televizyon ya da dizi yapımları üzerinden daha çok otosansürü konuşmak mümkün. Çünkü burada sansürün artık son dönemde üretilen ürün üzerinden işte kesilmesi, kırpılması, karartılması, hatırlasanıza yani hani işte başka bir televizyonda
işte kesiyorlardı sahneleri falan. Şimdi öyle değil. Şimdi yaratım sürecine müdahale ediliyor. Ve hani bu söylenmiyor bile. Geldiğimiz noktada biz bir kere hayal ederken sansürlüyoruz. Yani otosansür başka bir boyuta. Sansür de otosansür de başka bir boyuta geçmiş durumda. Ezeli hatırlayalım. Rap şarkıları var ve dinliyor insanlar. Dinleyecekler yani engelleyebilecekleri bir şey değil. Ama Ezel sonuçta şu an Türkiye'de yaşayamıyor. Yaşayamaz hale getirildi. Ya da işte Gezi'den sonra bence en gene çarpıcı örneklerden bir tanesi Mehmet Ali Alabora ve onun üzerinden bütün bir sanatçı güruhuna hedef gösterilmesiydi. Seyircinin, dinleyicinin, izleyicinin hakları bazında da düşünmek lazım. Aslında her sanatçıya, her sanat eserine müdahale, ona ulaşacak, onun ulaşacağı herkese de müdahale. Özellikle Bakur bu anlamda Kürt meselesindeki makas değişimini, hükümetin değişiminin sinemaya, sanata toplamda nasıl yansıdığının en sembolik göstergelerinden bir tanesi. Birilerinin, o dönemin yönetenlerinin ağzından çıkan işte dağdaki gerillaları davet edenlerin hiç sırtında bir yük olmayan süreç kalkıp onlara sadece mikrofon uzatan, kamerasını yönelten sinemacılara fatura edilmiş durumda. Çayhan'la birlikte aslında Bakur belgeseliyle ilgili verdiğimiz ilk beyan bu. Bu ilk beyan çerçevesinde yargılanan meselenin ne olduğu hala anlaşılabilmiş değil. Batman'daki gösterimden mi ötürü yargılanıyoruz yoksa filmdeki unsurlardan mı ötürü yargılanıyoruz? Bu tam olarak anlaşılabilmiş değil. Bayağı sokakta işte ne bileyim bir şey muhabire söylediğiniz herhangi bir cümle sebebiyle akşamına evinizde işte kapınızın önünde polis işte bulabilirsiniz ki hani bunun örnekleri var. O yüzden de insanlar çekiniyorlar. Bence hani anlaşılır da bir şey ama dediğim gibi bu o yüzden işimizi de tabii etkileyen bir şey. Bunun sebebi de ne? Yani nihayetinde hani iktidar kendine yönelik hiçbir eleştiri kaldıramadığı için, bununla ilgili bir tahammül ortamı olmadığı için sansür ve otosansür çok rahatlıkla oluyor. Gündelik yaşantımda kendimi ifade ederken bunu hissediyorum. Otosansürü hissediyorum. Çünkü o devlet işte her hükümet, iktidar neyse her soruşturmayla, işte her davayla, her tehditle aslında böyle içimize böyle gözler, yani ben kendi adıma söyleyeyim, içime böyle gözler yerleştirdiğini düşünüyorum. O gözlerin üzerinden kendimi görmeye başlıyorum ve o da iktidarın gözü yani. Büyük birader bizi izliyor ve izleme olanakları var ama izlemeye devam etsinler. İnsanlar da mücadele etmeye devam ediyor. En önemlisi daha önce bir arada durma olanakları sınırlı olan, birbirini bulması çok da kolay olmayan insanlar böyle bir ortamda bir ağ içinde yer alabilme ve birlikte mücadele edebilme, birbirinden haberdar olabilme olanağına sahip. Ne yazık ki Türkiye zaten sorunlu olan hukuk devleti olma pratiğinin son dayanaklarını da hızla yitirirken hukukun üstünlüğü prensibi de süratle eriyor. Keyfilik, yıldırma ve baskı politikaları yaygınlaşıyor. Sembol niteliği taşıyan isimleri de kapsayan çok sayıda Türkiye'li insan hakları savunucusu mesnetsiz iddialarla hukuki taciz, soruşturma, yargılama, hapis cezaları, tehdit ve karalama kampanyalarına maruz kalırken baskıların ardı arkası kesilmiyor. Türkiye'de ifade özgürlüğü her zaman çok sorunlu olmuş bir durum. Yani tabii ki hani bu son işte AKP iktidarıyla başlamış bir şey değil. Çünkü zaten AKP yani siyasi iktidardan önce devlet söylemi diye bir şey var. Yani aslında gazeteciler yıllardır zaten bu devlet söylemine karşı en nihayetinde işte mücadele veriyorlar. Yani esasında ifade özgürlüğünü kullanabildiğimizi baskı gördüğümüz zaman anlıyoruz. O zaman gerçekten ifade özgürlüğümüzü yalnızca vitrine koymak için değil de kullanım değerini alıp onu böyle doya doya kullanmış oluyoruz. O yüzden de o bedeli de ödüyoruz. Onların eğer bu belirsizlik rejimi varsa bizim de dayanışmamız var ve bu dayanışma biz haklarımızı alana kadar, ifade özgürlüğü bu dünyada yeniden hakim olana kadar, özgürlükler, demokrasi, insan hakları bu dünyada hakim olana kadar, barış bu dünyada hakim olana kadar mücadeleye devam edeceğiz ve dayanışma içinde olacağız. Hepinizi yüreğimizde hissettiğimizi bilmenizi isteriz.
İyi ki varsınız dostlar. İyi ki birlikte mücadele ediyoruz ve iyi ki dayanışma var.